Enginar Kürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Eren Akyürek isminde bir erkek kardeşi vardır. Engin Akyürek Erzincanlıdır. Aslen baba tarafından Erzincan Tercan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Akyürek, doğma büyüme ise Ankaralıdır. 187 cm boyunda ve 83 kilodur. Terazi burcu erkeği olan Akyürek 2023 yılı itibariyle 42 yaşındadır. Akyürek Ankara Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Aynı dönem içerisinde Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmada birinci oldu ve oyunculuğa başladı. Yarışmanın sona ermesinin ardından Yabancı Damat adlı dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 ila 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandırdı. Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 ila 2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan Karayılan adlı dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti. 2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Bulut karakterini canlandıran Engin Akyürek, 2010 ila 2012 yılları arasında Fatma Gül'ün Suçunu adlı dizide Kerim Bılgaz karakterini canlandı. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte 2014 yılında vizyona giren Bir Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 ila 2015 yılları arasında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Engin Akyürek, günümüzde Demet Özdemir ile birlikte rol aldığı Adım Farah dizisinde Tahir Lekesiz karakterine hayat veriyor. Şimdi yakışıklı oyuncu hakkına bilinmeyenlere değinelim. Akyürek, çalıştığı dönemlerde yoğun ve kalabalık bir ortamda olduğu için olmadığında tek kalmaktan keyif aldığını belirtmiştir. Hayatında en keyif aldığı şeylerden birisinin dalış olduğunu, fırsat buldukça dalış yaptığını belirtmiştir. Onun dışında fırsat buldukça arkadaşlarıyla vakit geçirmeye çalıştığını dile getirmiştir. Hayat mottosu hayırlısı olsun demektir. Bu cümlenin her şeyin üstünde bir laf gibi olduğuna ve insanı mutlu hissettirdiğine inanmaktadır. Memur bir aileden geldiği için olsa gerek okumayı çok sevmektedir. Okumanın kendisine iyi geldiğini, çocukluğundan bu yana okuduğunu, o yıllarda Ankara'da kütüphane kültürü olduğunu dile getirmiştir. Tüm bunların yanı sıra yazdığı kitaplarda büyük ilgi görmüştür. Sillence ve Sessizlik adlı iki kitap yazmıştır. Sessizlik isimli öykü kitabı, insanların birbirlerine gözünün içine bakarak tanıdığı, konuşarak dokunduğu, dertleşerek anlaştığı yıllara götürmektedir. Sizler yakışıklı oyuncu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi, ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.